Herkese merhaba. Ben Fujifilm Antalya Showroom'dan Arda. Bugün yanımda Levent Genç var. Levent abi bizim yanımıza oldukça sık gelip giden birisi. O şekilde kendisiyle zaten ahbap olduk. Dedik ki bir yemek vlogu neden çekmiyoruz? Kendisi ürün fotoğrafçılığı ve yemek fotoğrafçılığı ile ilgileniyor. Evet abi sendesin. Uzun süredir yemek fotoğrafçılığı, ürün fotoğrafçılığı, işte moda ve portre fotoğrafçılığı ile ilgileniyoruz. Fujifilm Antalya ilk mağazaya açtı. Hadi dedim falan, yürü gidin falan demiştim ama İşler hiç öyle olmadı. Çalışanlarla bayağı bir kaynaştık kısa sürede. Yani bir yılı falan ancadır. Yani bir buçuk yıl anca vardır. Showroom çok iyi. Şu açıda her şeyi deneyebiliyorsunuz. Ben bütün malzemeleri neredeyse deneyerek aldım. Buna çanta da dahil. Yani hiç böyle malzemeyi açamayız, kusura bakmayın, onu oradan indiremezsiniz diye bir şey yok. O şekilde yani mağazanın hem çalışanları hem ürün gamı gayet iyi. Bir ürünü ben hiç böyle bir kargoda bekleme hiçbir şekilde sıkıntı çıkmadı. Teknik servisi de çok iyi. Arkadaşlar çok deneyimli. Bu şekilde tanıştık. Bir devam ediyoruz yola. Aynen. Şimdi kurulum zamanı geldi. Godox'un tekerlekli çantası ama bu kadar ekonomik bir tekerlekli çanta olamaz. Çantada ne var? Neleri kuracağız? Önce çantamızı açtık. Ben biraz böyle eğildim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. İki tane ufak AD100 için şemsiyemiz var. Bir H2'miz var. İşte burada en sevdiğim ürünüm var. 50S2'miz var. Ürün çekerken çok bir şey yapmaya gerek yok. AD100 Pro'muz var. Bundan bir tane var. Şunları neden yaptığımı da anlatacağım. Bir tane daha var. Lenslerimiz var. İki tane tetikleyici var. Bir tane de Pro var. Bir lensimiz var. Filtrelerimiz var. Bir çantamız da burada var. Bunu da birazdan sehpanın masanın üstüne çıkaracağım. İçinde ne olduğunu size anlatacağım. Şimdi gene Godox'un güzel bir bez çantası. Hemen şöyle çantayı da anlatayım size. Bu benim böyle ürün çekimi, yemek çekimine gittiğim, yani giderken götürdüğüm çantalar. Hemen şurada rica edeceğim Arda'ya. Arda da iki tane fonumuz var. Biri kırık beyazımız var. Bir de siyah gri karışığımız var. Bunları da yanımda tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Belki background'da bir sıkıntı olur. Tabak sıkıntılı olur diye. Şimdi bunu açtık. Burada bir AD-S65'imiz var. AD300 Pro için ideal bir oktogen AD300'ümüz burada. İki tane de AD100'ümüz çantadaydı. Arkadaşlar bunlar yeni çıktı. Bakın bunları size anlatayım. Çok güzel beyaz softboxlarımız. Plastik ve lastikli. AD100 için değişen arka braketi de var. 10 numara tavsiye ederim. Bunu da aldım. Denedim. İsterseniz fotoğrafları paylaşırım. Bunu da aldım. Bu iki tane AD100 için. Bakın. Bu da lamba dediğimiz, böyle şu braketleri gene değişiyor. Katlanması güzel ve elastik oluşu en sevdiğimden. Şimdi açmaya gene devam ediyoruz. Bir adet reflektörümüz var. Styling için bir adet taş ve yapraklarımız var. Işık ayaklarımız burada. Bunu direkt izninizle yere koyacağım. Burada bir tripodumuz var. Bu tripod Fujifilm showroomlarında rahatlıkla bulup deneyebilirsiniz. Büyük makineler için idealdir. Ağır bir tripoddur. Tripodun ağır olması da önemlidir. Nerede ne yapacağınızla alakalı olarak önemlidir. Bunu da T olarak kullanacağız. Winch dediğimiz T şeklinde kullanacağız. Arka fonluğumuz var. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Şimdilik bu kadar. Yavaştan kuruluma geçelim. Arkadaşlar tetikleyici olarak Godox'un X Pro'sunu kullanıyorum. Bir de yedekleyici var. X1 yedek 2 body olduğu için bazen yemek fotoğraflarında yakın plan veya sabit kadrajı alternatif olarak fotoğraflamak için kullanıyorum. Şimdi çantayı açarken AD100 Pro'da niye B yazıyor, niye C yazıyor onları anlatacağım. Tetikleyicide kanalımızı açtığımızda A, B, C olabilir. A bende AD300 Pro'ya ait. B bir tane 100 Pro, C de 3. paraflaş olarak böyle gruplandırıyorum. Bunu ben kendim yaptım. Bu uzakta bir yerde olduğunda gidip hangi kanalda ne olduğunu unutmamak için böyle grupladım. Onu da meraklısını şimdiden cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim tripod Manfrotto'nun. X Pro 3 kafa, Manfrotto'nun 190 ayak. Tripod ağır olması gerekiyor çünkü orta format takabiliyoruz. H2S takabiliyoruz. Ya biz yemek çekiminde, moda çekiminde veya ürün çekiminde kullanıyoruz. Benim kendi kullanırken en sevdiğim özelliği bu tripodun T olması. Hop hemen şöyle T modunu alıp bunu sabitleyip buraya orta formatı sabitlediğimde tether kablosuyla da bilgisayardan ne çektiğimi gayet güzel görebiliyorum, çekebiliyorum. H2S'i de ikinci tetikleyicimizle, flash tetikleyicimizle makro alacağız.
Tether kablomuzla ön izlememizi, renk ayarımızı ve kaydetmelerimizi, klasörlerimizi buradan yapabiliyoruz. Asıl setup'ımız da burası. AD300'ü 1/2'de kullanıyoruz. AD100 Pro'yu da 1/4'te kullanıyoruz. Yaklaşık 20 tabağımız var. Tahmin ediyorum pilleri çok rahat yetecektir. QR menümüzün ilk yemeği geldi. Yemek çekimindeki en büyük nokta şefimizle ikili ilişkilerinizin iyi olması lazım. İyi anlaşmanız gerekiyor. Yemeğin trafiğinin, yemeğin çıkma dakikası çok önemli. Ve yemeğin sunumu, şefimin direktifleriyle beraber insan nasıl yiyecek, hangi yöne bakacak gibi sorularla devam edebiliriz. Ön izlememizi yapıyoruz. GFX 50S2'den sonra Twitter sayesinde bilgisayarımızdan ilk çıktığımızı alıyoruz. Evet, ilk çıktığımız karanlık. Bir tık daha açıyoruz ve çekmeye devam ediyoruz. Işıklarımız şeyde kalmış olabilir. Ben şöyle bir test aldım. Tekrar patlattım. Şimdi daha iyi oldu. Evet, ilk yemeğimiz çok daha iyi çıktı. Gayet rengi ve şekli güzel. Et yemeklerinde etin donmaması, yağın donmaması çok önemli. Tekrar söylüyorum, şefimizle ikili ilişkiler, bir tabak bir sonraki tabakla arasındaki dakika çok önemli. Işık sistemlerimizi kurduk. Ali şefim, mutfak şefim bugün yemekleri yapıyor. Şefim, yemeğimizin ismi nedir? Yemeğimizin ismi firik üzerinde dana kaburga. Dana kaburga. Dana kaburganın donmaması lazım. İkinci doğru tabak için şefimi mutfağa uğurluyorum. Ben bunda detay çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar, ikinci body ile de ikinci tetikleyicimizle de makro çekimlerini yapıyoruz. Bu menünün sayfa geçişlerinde, menüyü tanıtmak için sosyal medyada, ara fotoğraf da diyebilirsiniz buna. Bu şekilde devam ederiz. Ana makinamız, ikinci makinamız devam ediyor şu anda. Arkadaşlar, ikinci yemeğimiz de geldi. Somonlu bir yemek. Şimdi şefim asıl ismini söyleyecek. Gene aynı yönde koyuyoruz. Koyarken dikkat ediyoruz. Buradan da ayarımızı, ince ayarımızı yapıyoruz. Titir kabloyla fotoğrafımızı çekiyoruz. Fotoğrafımıza bakıyoruz. Gayet güzel. Şefim, doğru mu? Evet. Gayet iyi. Buradan ince ayarımızı da yapıyoruz. Ben şu yaprakları biraz açacağım. Yaprakları çok beğenmedim. Somon ızgara yaptık. Tamam. Yanında soğan çıtırları var. Tamam. Garnitürü özellikle baskıya gireceği için orta formatı kullandık. Yakın planda da şefe gösterip arkadaşlar özellikle geçiyoruz. Her şey okeyse bir sonraki aşamayı devam edebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki yemek ne gelecek? Tavuk sarma yapacağız. Tamamdır. O biraz sürecek herhalde. Ben çekme. İyi, hazırsa tamam. Üçüncü tabağımız da geldi. Tabağımızı gene aynı styling açısıyla devam ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken yemeğin şekli, yatık ve dik olması. Gene ben ana görüntümü alıyorum. Tabağımı düzelterek, hop, stylingimi çok bozmadan şöyle buradan bakarak. Buradan bakmak istemeyenler için Fujifilm'in uygulaması, remote uygulamasını tablet telefona da yükleyip oradan da bakabilirsiniz. Godox'un ekranını HDMI'den bağlayıp da bakabilirsiniz. O da alternatif aklınızda bulunsun. Hemen testimizi alıyorum, bakıyoruz. Işığımızı açıyoruz bilgisayarımızın. Güzel. Gayet güzel. Hemen ufak gene bir styling dokunuşları yapacağız. Yapraklarımızı biraz daha yayalım. Bolca yapraklarımız var. Yemeğimiz soğumasın. Garnitürümüzü düşürmeden. Herhangi bir çatal, kaşık ve cımbız setiyle müdahale etmedik. Ne geldiyse onu çektik. Müdahale gerektirmediği için. Styling'e de çok müdahale etmedik. Çünkü çok böyle çeşitli styling sevmiyorum. O herkesin kendi tarzıdır. Çok kalabalık styling sevmiyorum. Yakın planı da H2S ve 35-1.4 ile çekiyorum. Gayet uyumlu bir cihaz. Bunu da hop, ufak tefek sinekleri kovduktan sonra devam edebiliriz. Teste basayım. Size hemen öğretici bir şey söyleyeceğim. Işıkları kapattıktan sonra tetikleyici ile ışıkların ana ayarları tutmayabilir. Burada bir kere teste bastığınızda ayarlar flaşın üzerinde oturacaktır. Burada hemen ufak bir info olsun. Yemeği atlıyorum. Tripodu ve orta formatı bozmadan bolca çekiyorum. Müşterimiz yemek çekimini, yemeği her yerde kullanabilsin diye. Genelde bir tabaktan
kaç tane fotoğraf olmasını tercih ediyoruz? İkili ilişkilerimde, yani benim görüşmelerimde verdiğim tekliflerde 3-5 yazarım. Yemeğin durumuna göre değişir. Hani pizzanın sünmesi, makarnanın havalanması, bunu bölemeyebiliriz. Bazı yemekleri bölüp elde de çekebiliriz arkadaşlar. Bunlar genellikle pizza, makarna ve hamburger olabilir. Eğer çok böyle eksklüv işlerde boş yenmiş tabağı bile çekebilirsiniz. Onu bile ben kabul ettirdim. Onu da arkalarda kullanıyorlar genellikle. Afiyet olsun bölümünde. Evet. Çok eğlenceli bir çekim oldu benim için. Arkadaşlar zor ama eğlenceli. Yani işini severek yapanlar, özveriyle yapanlar için bir meslek dalı diyeyim ben size. Bir fotoğrafın birimi, bir dalı diyeyim ben size. Yemek fotoğrafçılığı dediğim gibi, yani biz burada biraz ustanın becerisi, biraz mekanın, menüsünün güzelliğiyle biraz belki kolay geçti ama zorlanacağınız, geri götüreceğiniz yemeği sevmeyeceksiniz. Burada patron sizsiniz, onu da söyleyeyim. Ustayla ikili ilişkiniz her zaman dediğim gibi, illa yemeği, gelen yemeği çekmek zorunda değilsiniz. Bakmanız gerekiyor, uygun mu değil mi, sosu, donmuşluğu, beklemişliği, hepsi çok önemli. Arda'ya çok teşekkür ederim. Evet, bana vakit ayırıp eşlik ettiği için. Ya şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Açıkçası göründüğünden biraz daha zormuş. Çünkü hani yemek sonuçta belli bir vakti var onun. Kesinlikle, kesinlikle. Onu çok iyi ayarladın. Hani aynen. Sosların donmaması lazım, etin kurumaması lazım. Renk olarak inanılmaz fark ediyormuş. Ben bu kadar fark edeceğini kesinlikle fark ediyor. Kesinlikle yani, fark ediyor. Çekim sonunda, çekim öncesi gelen yemekle, fotoğrafı çektiğimiz andakiyle renk olarak o kadar, parlaklık olarak o kadar büyük bir fark oldu ki ve bana göre bir kriz anıydı ve Levent abinin bu kriz anını çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Çünkü yemekleri bütün tazeliğiyle çekti. Fotoğrafları zaten gördünüz. Çok güzel bir setup'ı var zaten. Çok da iyi yaptığını düşünüyorum bu işi. O yüzden onunla bir video çekelim dedik. Ben güzel de oldu valla. Evet, güzel oldu. Sevindim. Fuji ailesine, Godox ailesine, Antalya ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen değerli arkadaşlarıma, meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir gün oldu. Harika bir güzel bir video inceleme, evet, veya böyle kurgu videosu oldu. Güzel oldu. Bol bol fotoğraf çekin arkadaşlar. Aynen öyle. Ben de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Bol bol fotoğraf, video çekin. İnanılmaz eğlenceli bir hobi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.